kadınlarımıza hakaret eden, Ha. saçma sapan paylaşımlar yapan ve yaptığı her paylaşımında anlamsızca arkasında durup özür dahi dilemeyen Enteresan. Mehmet Ali, Mehmet Mehmet Akif Akif. Alakurt'tan bahsetmek istiyorum. Bu sefer de biliyorsunuz hem bayrağımıza bir mesnetsiz cümle kurmuştu. Şimdi bir de Mustafa Kemal Atatürk Ay eklendi. bu iyice Görelim. manyaklar. Görüyorsunuz değil mi? Yani artık hani bir yerde durur, saçmalamayı keser diyor insan. Asla kesmiyor. Eskilerin bir lafı var ya, artık Mehmet Ecelin. Akif'in yaptığı, onu da tut aklında, bini aştı denen bir laf var ya mesela. Hani ne yapacaklar bu adama? Mesela ne yapmaları lazım da Büyük duracak? ya bir şey Ceza diyeceğim. alacak. Savcılık bir şey Tutuklasınlar. Ben az önce onu başlatmıştı. dedim yani. Soruşturma Susmuyor çünkü. başlatmıştı. Türk bayrağına hakaretten biliyorsunuz. Takipçileri çünkü onu şey yapmışlardı. Şikayet ettiler. Şikayet etmişlerdi. Savcılıktan da böyle bir şey. İnşallah oradan bir sonuç çıkar diye Yurt dışında düşünüyorum. yaşadığına dair bize de mi Evet, bilgiler geldi? Belçika'da. Burada Nerede yaşamıyor. yaşıyor? Belçika diye Valla duydum. biri Ama yani... Belçika'da yaşayan Türkler de yani şimdi o sokağa çıktığında yani bir artık milletin o kadar çok ince ayarıyla oynuyor ben ki hiç şeyin korkmadan. yalancısıyım. Bir izleyicimiz Belçika demiş de belki başka bir yerdendir bilmiyorum Yani fikrimi. artık nerede yaşıyorsa Latin orada Amerika'da yaşayan olabilirmiş. Türklerin de yani ayarını oynatacak. Çünkü neden bunu yapıyorsun? Kendi dünyanda Sokağa ne çıkınca düşünce diyorsan dövecek diler bunu, düşün. ondan Türk korkuyor. kadınına hakaret. Senin annen de Türk kadını değil mi? Senin de bir anne doğurmadı mı? Senin kardeşlerin yok mu? Ya bir Nedir tane bu daha bir kadar bu paylaşımı vardı ya, hatırlıyor kadınlardan musun? bu kadar tiksinmesi bunun? 10 yaşından beri üzerlerindeyim Ya kadınların çok falan diye, çirkin, anladın çok mı? Böyle çirkin. çok. Hiç yenir yutulur şeyler değil. O yetmiyor Türk bayrağına. O yetmiyor. Bunu da beğenmişlerdi. Bak o zaman bize de tepki geldi. Hatırlıyor musun ilk bu haberi Ha. verdiğimiz zaman? İnsanlar tabii Türk bayrağını görüp Pınar'cığım Hı. hiç Bakmadan. bakmadan hemen şey Onu yapmışlar. söyledik Like ya. Dedik etmişler ya yani hiç bakmadan görsem yapıyoruz. beğeni yaparım yani. Doğru. Orada Demek ki bir orada da bakarsın dikkat etmek Pınar lazım. Ergüner Elginer de beğenmiş. Yani takip evet. etmiyorum ama misal takip ettiğim biri yapsa Allah korusun. Al ondan sonra başına belayı. Sen bunun altında yazana mı beğeni yaptın diye. Okumak lazım diyorum ya o yüzden Evet, yazılanları. kimse Ne savcılığa suç olduğunu. duyurusunda bulunmamış mı? Bulundu. Bulundu. Bildin Takipçileri ya. bulundu. Savcılıktan soruşturma başlatıldı. Şimdi bak hatta Mehmet Akif Alakurt'un açıklaması var. Bu hazır mı elimizde? Onu verelim mi bir? Bilesiniz ki topluma mal olmuş sanatçılarınızdan biri yok karşınızda. İkinci olarak toplumunuzun sanatçısı da olmadığımı bilin. Esasen sanatçı da değilim. En kısa sürede idrak etmenizi temenni ediyorum. Bunların kimisi derse sonradan giren öğrenci embesilliği içinde, kimisi kansızlığını ispat etme yarışında. Kendine dert edenler şunu da bilsin. Soruşturma benim sorunumdur. Algı ve enerjinizi kendi yakın çevrenizde gelişen olaylara çevirirseniz bayrak altında daha kaliteli bir yaşam sürersiniz. Abinizden tavsiye. Araplar taşla linç ediyordu. Sosyal medya diye bir şey icat oldu. Senin tayfada orada linçi keşfetti Kemal. İzindeler, rahat uyu. Muasır medeniyetler seviyesi. Burası Türkiye. Her şey bu kadar basitleştirilebiliyor. Sizlere tavsiyem bundan dolayı karakter sahibi olmayın. Koyun gibi güdüldüğünüz istikamete doğru hareket edin. Çıkarlarınızı elde etmek için her şeyi yapın ve doğru düzgün vatandaşlar olun, ses etmeyin. Bu arada karşınızda sizin gibi ve zihniyetlerle uğraşarak hayatını devam ettirmiş biri olduğunu da bilin. Ne diyor bu be? Bence Yani ne dediğini hakikaten. kendi de Yani bilmiyor. Bir izleyicimiz de oldukça Brezilya'da kafayı yemiş yaşıyor ya. demiş. Evet, o Latin, sen dedin ya Latin Amerika olabilir mi diye. Brezilya'daymış. Kafayı yemiş herhalde değil mi? Başka bir şey bulamıyorum. Peki bir şey Bakalım. söyleyeceğim. Bu çok eleştirdiği dizi dünyası var ya, hani embesiller, embesil oyuncular falan diye bahsetti yani, mealen söylüyorum. Kendi de Sıla ve Adanalı mıydı? Değil mi? Yani iki tane iyi dizide başrol oynamış bir adamdır diyeceğim. Pek adam sayılmaz. Ne diyeyim bilemedim. Kişidir. Kişidir. Kendi burada ekmek yerken, güzel başrollerde iyi paralar kazanırken, değil mi? Popülerken, kadınlarla beraberken falan. Hiç bu embesil grubun içerisinde değil. Sonra ne oldu bu Zaten adamcağıza? sonra Boşta herhalde kaldı. bence bu işler olmayınca medyanın değil mi yiyip bitirdiği yani kendini yedirip bitirttiği bir tip olup bu bütün Kendi yedi, isyanı kendi ondan kendi kendi. kendine yedi yani Yoksa ama kenarda kıyıda içinde bu dursaydı. agresifliği varmış şimdi onun gibi başrol olup iş yapamayan yüz binlerce Tabii insan hayatım, var. tabii. Kimse ne ülkesine ne kadına ne bayrağa hiçbir şeye saldırmıyor Ne onun ama bunun altında içinde bir yaşayanlara. canavar varmış. O canavar sürekli çıkıyor, sürekli Hayır bir de çıkıyor şey ve ayar verme. bastıramıyor o canavarı. Evet. Seri katil gibi yürüyor yani. Hiçbir gazı da yok, freni de Bir de yok. hayır. Bırakmış kendini adam Şeyin yani. farkında mısınız her ikiniz de? Sürekli sanki gerimiz gerizeka. Hepimiz aptal, embesil. Yani ne durumun farkındayız, ne sosyal Evet medyanın, ne evet. günün farkındaymışız gibi. Habire ayar verme. Habire böyle bize böyle bir akıl verme.
Sen kendine akıl versene biraz ya. Sen gerçekten bunu tutup dövecekler, ben sana söyleyeyim mi orada tabii, burada? Tabii yaşayan Türkler. Tabii yani bir yerde bulup kırtlatacaklar seni. Ona üzülüyorum. Bir günde öyle haberini çünkü yapacağız seni. Çünkü en zayıf İnşallah. Yerlere dokunuyor. Bak ne diyor? O yüzden kendine dert edenler şunu da bilsin. Soruşturma benim sorunumdur. Soruşturma açıldı dedik ya. Algı ve enerjinizi kendi yakın çevrenizde gelişen olaylara çevirirseniz bayrak altında daha kaliteli bir yaşam sürersiniz. Abinizden tavsiye ederim. Bir şey söyleyeceğim. Sen de yaşadığın yerle bizle uğraşma. Bizle uğraşma. Sen de yaşadığın yerden git Brezilya'dan nerede yaşıyordun? Her ne cehennemde yaşıyorsun. Bir habere göre de Mart ayından itibaren Kaş'a yerleşmiş diye de bir. Sen de yaşadığın yerdeki insanlarla uğraş o zaman. Git komşuna bak, yakın çevrene bak. Enerjini onlarca. Niye ikide bir bize yazıyorsun? Niye saldırıyorsun bize? Sen Türk bayrağından ne istiyorsun? Zamanında bu ülkede yaşadın. Bu ülkenin suyunu içtin. Parasını bu ülkenin yedin. Ekmeğini yedin. Bugün Brezilya'da bir şey olsa seni oradan yollasalar geleceğin yer yine burası senin. Sen niye kendi başına bir iş olsa gene de sanatçı diye atıyorum. Devletin göndereceği helikopterde, ambulans uçakta gene senin için. Aynen bu ne öyle. Kudurukluk ben anlamadım ya. Sana hiç mi iş vermediler? Parasız falan mı? Kadınsız mı kaldı? Buna ne oldu? O kadarını bilemeyeceğim. Şimdi ne oldu yani? Şeyde, anladın mı? Atatürk... İlgi çekilince kafayı yedi adam yani. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili de Araplar taşla linç ediyordu. Sosyal medya diye bir şey var, icat oldu. Senin tayfa da orada linci keşfetti Kemal. Hadsiz terbiyesiz. İzindiler, rahat uyu. Artık diyecek hiçbir şey yok. Yani çünkü neden biliyor musunuz? Ona söylenecek çok şey var. Sen var, kimsin ki? Ama ekran önünde... Mustafa Kemal Atatürk'e... İzindeler Kemal diye yazasın hep oraya. Kemal de babasının oğlu. Hayır sanki tövbe, Kemal de babasının tövbe. Oğlu sanki. İşte hep bir kafa tutma. Bir şeyde putlaştıran bir karakterde değilim. Yanlış anlaşılmasın ama saygı. Yani bir de şey saygı demeye sınırları çalışıyor. İçerisinde hani eleştiri okey ama. Sanki Mustafa Kemal böyle bir linç toplumunu şey yapmış, bize bırakmış gibi. Ne terbiyesizlik, ne hadsizlik. Yani bak bayrak Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi bu ülkede hani... anayasamızda var ya bazı şeyler yani kırmızı teklif dahi edilemez. Kırmızı çizgiler hayatım. Bu ülkenin bazı kırmızı çizgilerle şey konuşulamaz yani. Bakın, üzerine bu şekilde. Şimdi bir sen çok güzel bir şey hatırlattı bana. Arda Kural'ı hatırlarsınız değil mi? Evet. Türkiye'nin Leonardo DiCaprio'su. Bu çocuk ciddi anlamda aklını kaybetti. Ciddi Şizofren anlamda. Şizofren oldu. Evet. Daha ne olsun? Yani ve ben de gidip görmüştüm. Gece sabahlara kadar sokaklarda yatıyordu. Yazık. Bu çocuğun bir kere kadına, bayrağa, sektöre, insanlara hakaret ettiğini, saldırdığını gördünüz mü? Asla. Ki bu adamın 100 kat ünlüsü bir çocuktu o yakışıklılığıyla, tipiyle değil mi? Oynadı sevenleriyle. Bizlerle. Evet. Maalesef piyasa onu harcadı ama. O kendini harcamadı, piyasa onu harcadı. Ama burada son derece agresif, çirkin bir adam ama işte var. O zaman kötü bir insan var burada. Set arkadaşlarına da kötü davranıyormuş ya. Arkadaşlar hatırlayın o dizilerde de konuştuğumuz zaman agresif, evet. İnsanları tersleyen, aşağılayan. Bu böyle bunun aşırı karakteri. Bir egosu var. Evet evet. Yani o başrole kendi de giriyor. Sonra o hep etrafındakiler de öyle sevsin, öyle yani davransın falan isteyen bir adam. Bak şimdi ben ne diyeceğim? Evet. Ben ne diyeceğim biliyor musunuz bu adama? Madem yani artık Türkiye'de yaşamıyorsun. Türkiye'ye saldırmaktan vazgeç. Ha bir de akıl verme. Sen çünkü Türkiye'de ki? Seni istemiyor ya artık. Bir de Sinem kim bu? Yani neye ayar veriyor anladın mı? Aynen öyle. Neye ayar veriyorsun bu sen? Yani? Yani diyeceğim diyemiyorum. Dün zaten o kadar çok konuştum ki birden. Kelime aniden, bulamıyorsun. Evet. Aniden ağzımdan hayır, çok bir hassas şey çünkü. Bir şey söylersin ucu bir tarafa doğru, doğru. gider. Oradan kendimi zor tutuyorum. Ama doğru. ahlaksızsın. Bilmiyorum inşallah kapıdan çıkarken sağını solunu arkanı falan iyi kolla derim sana yani. Senin çünkü suyun acayip ısındı. Bizden önce birileri buna haddini bildirecek. Çünkü sen çok hadsizsin. Ve ben bekliyorum yani bunu... Üzerindeyim demek nasıl bir şey? Nasıl iğrenç bir laf. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'ne... Tüküreceğim, tüküremiyorum. Tükürüğüme bile layık değilsin Türkiye yani. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bayrağa alenen hakaretten şu anda soruşturma hakkında savcılık tarafından açıldı ama bakalım. Biz hani bazı şeyler var ya ivedilikle... İbret olsun diye çok daha çabuk çözülmeli mahkemelerde kesinlikle. Diye düşünüyorum. Bu adamla da ilgili gerçekten verilecek ve çıkacak olan kararın ivedilikle çıkmasını istiyorum. Bu ülkede artık zaten bu adamı kabul etmez. Artık bitti onun burayla işi biliyorsunuz. Tabii. Bir kişiye daha aynısı olmuştu onu da biliyorsunuz. Bu ülkede artık seni kabul etmez bu kadar rezillikten sonra. Bence sen yaşadığın yerde kal.
kendi beyninle yaşadığın yerdeki topluluğa enerjini çevir, onlarla uğraş, tabii, değil tabii, mi? Biz sana uğraş. Çok uzaktayız. Madem bizi, değil mi? Aklımızı beğenmiyorsun, beynimizi beğenmiyorsun. Niye uğraşıyorsun bizle? Daha niye o zaman Türk toplumuna sataşıyorsun? Türk kadınını beğenmiyorsun. Ha, Türk bayrağını beğenmiyorsun. Niye sataşıyorsun? Cumhuriyetin kurucusunu beğenmiyorsun. Mevcut demokratik sistemi altında beğenmiyorsun. Altında yaşayan adam kadın hiç kimseyi beğenmiyorsun. Evet, mevcut yönetimi beğenmiyorsun. O zaman git bu Hadice, bayrağın Hadice altında. Bir şey hatırlattılar başka bana. Başka ülkenin vatandaşı olsun. Belki olmuştur da oradan bize yazıp duruyordur. Ha, inşallah. Bu Rıfkı ismini de biri geçen hafta yazmıştı. Size de muhtemelen yazmışlar. Köpeğinin değil mi adıymış? Bu Adanalı dizisindeki köpeğinin adıymış. Eğer böyle bir şeyden dolayı söylüyorsan sen öl bence. Evet. Bence öl yani. Çünkü bayrak gerçekten bak bir bu zararlı maddeler, tamam mı, benim çok hassas konum. Bu Puka'da da konuştuğumuz şey. Bir de bu bayrak abi. Tabii ki herkesin hassas konusu. Bak her şeyi söyleyebiliriz yani. Her şeyi tartışabiliriz, konuşabiliriz falan. Ama sen bu bayrağı eğer bu sebepten Rıfkı dediysen sen bence öl. Bence hiç gelme, öl. Diyelim, bitirelim.